Kampüs kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber AYT derslerini türevde teğet normal denklemleriyle devam edeceğiz. O teğetin türevlerle olan ilişkisinden bahsetmiştik hatırlıyorsunuz. Türev tanımında ne demek olduğunu şöyle kısaca bir üzerinden geçmiştik. Bugün artık olayı birazcık daha canlandıracağız. Birazcık daha olayı ne yapacağız? Derinleştireceğiz. Peki ne göreceğiz biz dersimiz? Hatta ÖSYM nasıl sorularla bizim karşımıza geliyor bakalım öncelikle bir. Diyor ki ax kare artı bx eğrisinin üzerindeki birebir noktasından çizilen teğet doğrusu y eksenini sıfıra eksi 3 noktasında kesmektedir. Buna göre a çarpı b de nedir? Bakın ÖSYM'nin klasik soru tiplemelerinden, klasik soru tarzlarından bir tanesi bu. Peki biz ne göreceğiz bugünkü dersimizde? Teğetin eğimi diyeceğiz. Yani teğetin eğiminden ziyade aslında bir doğrunun eğiminden bahsedeceğiz. Bir noktadan çizilen teğet eğimi ve denkleminden bahsedeceğiz ki bakın burası çok önemli bizim için. Ve normalden bahsedeceğiz. Normal denklemi ve normal eğiminden sizlere bahsedeceğiz. Bugün normal derken teğet normal denklemleri dedi ki o. Peki öncelikle analitik geometride o doğru analitiğinin giriş kısmındaki bilgilerin burada kesinlikle net bir şekilde biliniyor olması gerekiyor. Bunlar kesinlikle net bir şekilde bilinecek. Peki bizim elimizde y eşittir mx artı n tipinde bir doğru varsa bu doğrunun eğimi ne olacaktır? X'in katsayısı olan m değeri olacaktır diyoruz. Doğrunun x eksenli pozitif yönlü yaptığı açı alfa ise eğim değeri biz eğime genelde m diye hitap ederiz. Burada m diye bilerek hitap etmedim. Burada da m yazıyordu. Eğim değeri tanjant alfaya eşit olacaktır. Pozitif yönlü yaptığı açı alfa ise eğim tanjant alfayı verecektir. Ve x0 y0 noktasından geçen eğimim m olan doğrunun denklemi. Yani sen bir doğru var elinde bu doğrunun denklemini bilmiyorsun. Ama geçtiği bir noktayı biliyorsun ve bir de eğimini biliyorsun. Eğimi ve bir noktası bilinen doğrunun denklemini yazmak istiyorsan da y eksi y0 yani o geçtiği noktanın ordinat değeri eşittir eğim çarpı x eksi x0 yani x eksi geçtiği noktanın apsis değerini çıkarttığın zaman da sen doğrunun denklemini yazmış olursun. Ve arkasından birbirlerine paralel olan doğruların eğimleri yani iki tane doğru verdi bunların sana paralel olduğunu söylüyor. Eğimleri birbirlerine eşittir. Eğer ki dik olan iki tane doğru varsa da bu dik olan doğruların eğimlerindeyse durum şu çarpımında ne olacaktır? Daima eksi 1 olacaktır diyoruz. Anlaştık mı? Eğer ki iki doğru birbirine paralelse eğimler birbirlerine eşit. Eğer ki iki doğru birbirlerine dikse eğimleri çarpımı eksi 1 olacaktır. Hadi gelin önce bununla ilgili biraz araştırma, alıştırma, araştırma nedir? Araştırmaya geçiyoruz zaten. Alıştırmamızı yapalım. Diyor ki y eşittir 4x artı 1 doğrusuna paralel olup 3'e 5 noktasından geçen doğrunun denklemi. E paralel iki tane doğrunun eğimi birbirine eşitti. E bunun eğimi 4. O zaman bizim doğrumuzun eğim değeri ne olacaktır? 4. Peki geçtiği noktamız ne bizim? 3'e 5. Ne yapacaktık peki doğru denklemi için? X eksi x0 eşittir. Geçtik hemen düzeltiyoruz. Y eksi y0 eşittir. Eğim çarpı x eksi x0 şeklinde düzenleyeceğiz. Bu şekilde biz doğru denklemimizi bulacağız. E, eğim değerim 4 zaten. E, x0'a baktığımız zaman 3. O zaman 4 tane x eksi x eksi 3 yaptım. Y0 değerimiz de 5. O zaman burası da y eksi 5 yaptı. Eşittir de unutmayalım. E, arkasından 4'ü içeri atacak olursak y eksi 5 ifadesi 4x eksi 12'ye eşit. Buradan da y ifadesi 4x eksi 7'ye eşit olacaktır. Eğimi 4 olan ve 3'e 5 noktasından geçen doğrunun denklemini bulmuş olduk. Peki x eksenine pozitif yönde 135 derecelik açı yapan d doğrusu y eksenini 4 noktasında kesmektedir. D doğrusunun denklemi nedir diye sormuş. Şöyle ayıralım mı karışmasın iki soru birbirlerine. Peki. Şimdi bizim elimizde bir doğru var. X ekseni pozitif yönlü 135 derecelik bir açı yaptı. O zaman bu D doğrusunun eğimi tanjant 135'ten dolayı eksi 1'e eşit olacaktır. Y eksenini kestiği nokta da 4 noktasıymış. E o zaman X değeri nedir? 0. Y değeri nedir? 4. O zaman geçtiği noktada ne olacaktır? 0'a 4 noktası olacaktır diye söyleyebilirim ben. O zaman gelelim şimdi de artık ne yapalım? Doğru denklemimizi yazalım. Neydi? Y eksi Y 0 eşittir. Eğim çarpı x eksi x0. X0 değerimiz zaten 0. Y0 değerimiz de 4. O zaman y eksi 4 eşittir. Eğim değerimiz eksi 1 demiştik biz. Yani 4 ne yazdım oraya? Eksi 1 çarpı x olacaktır. Eksi 4'ü karşıya artı 4 diye atacak olursak da y doğrusunun değeri y doğrusunun denklemi 4 eksi x'e eşit olacaktır diye söyleyebiliriz.
Anlaştık mı? Yani doğru denklemi yazma ile alakalı soru kalıpları bunlar, eğimle alakalı bilmemiz gereken açı verebilir, doğru verebilir. Bu tipte eğim değerleri de karşımıza bizim yine çıkacaktır. Dedik, geldik ifademize. Bir fonksiyonun bir x0 noktasındaki türevi fonksiyonun grafiğinde x0 noktasından çizilen teğetin eğimini verir. E biz bunu zaten ta türev tanımında söylemiştik. İlk defa bu tanjant olayı bizim karşımıza çıkıyor ama. Şimdi bakın, bir x0 noktası var. Bu x0 noktasından çizdiğin teğet doğrusunun eğer ki sen eğimini bulmak istiyorsan yapman gereken şey fonksiyonun türevini alacaksın. Fonksiyonun türevinde gelir bu apsis değeri olan x0'ı yerine yazarsan buradan çizdiğin teğet doğrusunun neyi, eğimi ortaya çıkacaktır. Senden teğet doğrusunun denklemini de isteyebilir. İstesin ne olacak ki? Eğimi bulduktan sonra sıkıntı yok zaten. Eğimi biliyorsun. Geçtiği bak bir noktayı daha biliyorsun. Bir noktası ve eğimi bilinen doğru denkleminden istersen ne yapabilirsin sen? Bu teğet doğrusunun eğimini de yapabilirsin. Teğet doğrusunun denklemini de yazabilirsin. Anlaştık mı? Bir fonksiyonun bir noktadaki türev değeri o noktadan çizilen teğetin eğimine eşit olacaktır. Bak bu bilgi çok önemli. Bunu hemen ekran görüntüsünü al. Telefonun arka planına koy. Bak bu çok önemli bizim için. Çok fazlasıyla karşına çıkacak bir bilgi. Peki. Geldik. İki tane alıştırmamız var bakın yine burada. Diyor ki fx fonksiyonuna x eşittir 3 noktasından çizilen teğet doğrusu x eksenine pozitif yönde kaç derecelik açı yapar? Peki biz o teğet doğrusunun eğimini bulmak için ne yapacaktık? Fonksiyonun türevini alacağım. F'in türevinde x ifadesine gelecek buradan 2x eksi 5. Hangi nokta diyor? X eşittir 3 noktası. E ben f'in türevinde 3'ü hesaplayacak olursam eğer ki 2 tane 3 eksi 5'ten dolayı ne elde edeceğiz? 6 eksi 5'ten 1. Demek ki bizim o teğet doğrumuzun eğim değeri 1'miş. Peki bu aynı zamanda bu teğet doğrusunun x ekseniyle yaptığı pozitif yönlü açının tanjantı demekti. Bizden de o tanjantı 1 olduğu açıyı istiyor. O zaman buradan da alfa açısı 45 derece veya diğer bir tabirle de pi bölü 4 olacaktır diye söyleyebiliriz biz. Peki geldik bir diğer alıştırmamıza. Diyor ki fonksiyonun, aha da bu fonksiyonun üzerindeki 1'e m ve 2'ye n'den çizilen teğetler birbirine paralelse... Ha, paralelse biz ne demiştik burada? Eğimler birbirlerine eşit olmalı. E 1 ve 2 noktalarından çizilen teğetler eşitse A değeri nedir? Teğet mi bulmak istiyorum? Paralel mi olmalısını istiyorum? Yani eğimlerin eşit mi olmasını istiyorum ben? O zaman ne yapmam lazım? Türev almam lazım. Yani bakın, teğetin eğimi dediği andan itibaren aklına kesinlikle ve kesinlikle türevin gelmesi gerekiyor. F'in türevinde x, 3'ü aşağı indirdim. 3 tane x kare artı 2ax eksi 5 yakaladık. Peki bir noktasındaki teğetin eğimi için f'in türevinde bir ifadesi. 3 artı 2a eksi 5 ifadesini elde edeceğiz. Yani buradaki eğim değeri artık 2a eksi 2 yapacaktır. Bakın 3 eksi 5'ten dolayı eksi 2 geldi. Bir noktasından çizilen teğetin eğimi bu. Peki iki noktasından çizilen teğetin eğimi için de türevde 2 yazmam gerekiyor artık benim. 2'yi yazarsam 12 artı 2'yi yazarsam 4a eksi 5 ifadesini elde ettik. Buradan da 4a eksi 7 olarak artı 7 olarak karşımıza çıktı. E ben f'in türevinde 1 ve f'in türevinde 2'nin, yani 1 ve 2 noktalarından çizilen teğetin eğimlerinin paralel olduklarından dolayı eşit olmalarını istiyorum. Yani biz o zaman diyeceğiz ki 2a eksi 2 ifadesi 4a artı 7'ye eşittir. 2a'yı karşıya attım. Sağ tarafta 2a ifadesi, 7'yi sola eksi 7 diye çektim. 2a ifadesinin değeri buradan eksi 9 yaptı. Dolayısıyla da a ifadesinin değeri eksi 9 bölü 2 olarak bizim karşımıza çıkacaktır diye söyleyebiliriz. Anlaştık mı? Yani sen eğer ki bir fonksiyon, bakın tekrardan aynı şeyi söyleyeceğim. Bir fonksiyonuna üzerindeki bir noktadan çizilen teğetin eğimini eğer ki bulmak istiyorsan türevini alıp onu ne yapman lazım? Türevde yerine yazman gerekiyor. Peki geldik bir diğer sorumuza. Bir model soru var karşımızda. X kare artı mx artı 3 eğrisine üzerindeki 1'e 7 noktasından çizilen teğet doğrusu x eksenine hangi noktada keser diyor. Şimdi bir fonksiyon bilgisi lazım. Bakın bizim elimizde şu anda ahanda böyle bir parabol var. Üzerinde bir nokta var. 1'e 7 noktası olduğunu söylüyor. Buradan çizilen teğetin x eksenine hangi noktada kestiğini söylüyor. Peki 1'e 7 noktası, bakın bu parabolün üzerindeyse, o zaman siz x'ini 1 yazdığınız zaman y değeri ne olmak zorunda? Kesinlikle 7.
O zaman ben x seni 1 yazayım. Yani f1 ifadesi 1 artı m artı 3 ifadesinin değeri 7'ye eşit olmak zorunda. 4 artı m 7'ye eşitse de bakın 4 artı m 7'ye eşitse buradan biz artık m değerini 3 olduğunu söyleyebiliriz. Yani aslında bizim fonksiyonumuz neymiş? fx eşittir x kare artı 3x artı 3 fonksiyonuymuş. Peki ben bu noktayı biliyorum. Peki ben bu teğetin eğimini bulursam eğer ki eğimini ortaya çıkartabilirsem teğetin denklemini yazabilir miyim? Yazarım. Teğetin denklemini yazarsam da x eksenini kestiği noktayı ben ortaya çıkartabilirim. O zaman yapmam gereken şey noktası belli. 1'e 7 noktasından geçiyor. Ne lazım bize? Buradan çizdiğim teğet doğrusunun eğimi. Hemen o zaman ne yapacağım? Fonksiyonun türevini alacağım. Alalım. 2x artı 3 yaptı. F'in türevinde x'ine 1 yazmam lazım. Çünkü x'in 1 değeri için noktadan çizilen teğetin eğimi lazım bize. F'in türevinde 1'de 2 artı 3'ten dolayı 5. Demek ki teğet doğrusunun eğim değeri 5 yaptı. Peki eğim bu. Noktam neydi peki benim? 1'e 7. Peki hadi gel bakalım artık. Denklemimizi yazalım. Y eksi y 0 eşittir. Eğim çarpı x eksi x 0. Y 0 değerim 7. Y eksi 7. Eşittir. Eğim değerim 5. 5 çarpı x eksi 1 oldu burası. Y eksi 7 ifadesi 5x eksi 5'e eşit. Bakın şu 5'i tek tek içeri dağıttım. Eksi 7'yi artı 7 diye karşıya atarsam da y ifadesinin değeri 5x artı 2'ye eşitlenmiş oldu. Peki y'yi bulduk. Denklemi bulduk. X eksenini hangi noktada keser diyor. Ben x eksenini kestiği noktayı bulmak için ne yaparım? Y gördüğüm yere 0 yazarım. Y'ne 0 yazarsam 0 eşittir 5x artı 2. 2'yi karşıya çektim. Eksi 2 ifadesinin değeri 5x yaptı. Buradan da x eksenini kestiği nokta artık eksi 2 bölü 5 olarak bizim karşımıza çıkacaktır. Bak yine önemli soru kalıplarından bir tanesiydi. Şunu unutma, bak bu bir fonksiyon bilgisidir. Bir eğriye, ki bu bir fonksiyon zaten, fx fonksiyonunu aslında, üzerindeki 1'e 7 noktası demek şu. X yerine 1, y yerine, yani fx yerine de 7 yazdığın zaman bu fonksiyonu sağlamak zorunda. Çünkü o nokta bizim fonksiyonumuzu sağlayan bir nokta, onun üzerinde olan bir nokta. Bu nokta yardımıyla bakın ne yaptık biz? M değerini ortaya çıkartmış olduk. Peki geldi karşımıza bir adet sınav tarzı sorumuz. Diyor ki gerçel sayılarda tanımlı ahanda bu fonksiyonlar, bir f fonksiyonu bir de f bileşiği g fonksiyonu, ama şurada tabi x'e eksik, orada x var gibi düşünelim çünkü araya sıkıştırmak da istemiyorum kötü gözükmesin. Fonksiyonları tanımlanıyor. Hx ifadesi x çarpı fx artı gx fonksiyonuna üzerindeki x eşittir bir absisli noktadan çizilen teğetin eğimi kaçtır? Aha da bak sana şurada anlatmaya çalıştığı şey, bak bu bölgede anlatmaya çalıştığı şey ne? Hx fonksiyonuna dediği için soru senden kısaca h'ın türevinde 1'i istiyor. Diyor ki bana h'ın türevinde 1'i bul, ondan sonra ne yapıyorsan yap diyor. Peki gel bakalım önce şu h'ın türevinde 1'i bir bulalım. Burada da f'in türevleri g'nin türevleri karışacak birbirlerine sanki. Bir h'ın türevinde x'i ortaya çıkartalım. H'ın türevinde x ifadesi. Birincinin türevi 1 çarpı ikinci fx artı birincinin aynısı çarpı ikincinin türevi artı, burada da ne var? G'nin türevinde x ifadesi mevcut. Tamam, bunu bulduk. Hatta şu da kolay. F'in türevinde x'i de ben direkt bulabilirim. F'in türevini alırsam zaten şurası ne yapacak? Direkt doğrusal fonksiyon olduğu için 2'ye eşit olacaktır. Şimdi artık bizim bir şekilde gx'i, hatta şu fx'i de biliyorum. Onu da yazalım yerine isterseniz. Fx ifadesi neydi bizim için? 2x artı 5'ti. Artı şu başındaki x de unutmayalım. X çarpı 2. Bana bir tek şu anda g'nin türevinde x lazım. G'nin türevinde x'i ben eğer ki bulabilirsem soru tamamen ne olacak bizim için? Patates olacak. Peki ya şurada bileşke fonksiyon var abi. Bileşkede önce için türevini alıyorduk hatırlıyorsan. G'nin türevinde x çarpı f'in türevinde gx ifadesi. F'in türevinde gx ifadesi. Peki buraya baktığımız zaman bir çarpım türevi var. F'in türevinde x çarpı gx ifadesi artı fx çarpı g'nin türevinde x ifadesini elde ettik. Ama şu an sıkıntılı bir durum ortaya çıktı. Niye? Çünkü biz g'nin türevlerini burada gördük ama g fonksiyonu hiçbir şekilde bilmiyorum ki ben. Dolayısıyla bunlar şu anda bana sıkıntı yarattılar. O zaman hiç bu noktaya, hiç bu bölgeye bence bulaşmayalım. Direkt ben öncelikle, yani daha kolay olur diye düşündüm aslında burada. G'nin türevini aldığımız zaman daha rahat görebiliriz dedim ama daha rahat maalesef ki göremiyoruz burada. O zaman g eksi bulacağız mecburen. Peki
Bu ifade f içerisinde gx demektir. Şuradan çıkmadı bak, burada bir hatamız yok ama istediğimiz duruma ulaşamadık burada. Eşittir neye? Fx çarpı gx'e. Peki bizim f dediğimiz 2x artı 5'ti. Onun yerine ben ne yazabilirim istersem? Gelip şuradaki x'in yerine bakın, f'in içine g yazacağım ya. Şu x'in yerine ben gx yazabilirim. Yani 2 tane gx artı 5 ifadesi eşittir. Fx ifadesi zaten 2x artı 5 demekti. 2x artı 5 çarpı gx oldu. Problem var mı? Yok, sadece işlem kalabalığı yapıyoruz şu anda. Peki şu 2 tane gx'i ben karşıya atarsam, gx parantezinde bakın karşıya attığımız zaman şöyle gidecek. Eksi 2 tane gx olarak gitti. Bunlar karşıya gitti artık. Şuraya da bakın, dikkat ederseniz eğer ki biz gx parantezini alırsak 2x artı 5'ten 2'yi çıkartmam gerekecek. Yani 5 ifadesi 2x artı 3 çarpı gx'e eşitlendi. Yani biz artık gx ifadesi için burada ne diyebiliriz? 5 bölü 2x artı 3'e eşit olacaktır diye söyleyebiliriz. Peki bunları yaptık. Şimdi artık sıra geldi bizim için. Sıra geldi, ne yapacağız burada? Türevini alacağız. G'nin türevinde x ifadesini yerine yazacağız. Peki g'nin türevinde x. Birincinin türevi 0. İkinci ile çarpmama gerek yok. Eksi ikincinin türevi 2 çarpı birinci ile çarpacağım. Bölüm. Alt tarafta da 2x artı 3'ün karesi şeklinde türevini almış olduk artık biz. Peki arkasından ne yazmamız gerekiyordu? H'ın türevinde 1. Her yere ben 1 yazarsam eğer ki buradan ne elde edeceğiz artık? H'ın türevinde 1 eşittir. Geldik burada x yerine ben 1 yazıyorum artık. X yerine 1 yazdığımız zaman ne elde ettik? Buradan 5. Artı x yerine 1 yazdığımız zaman buradan ne elde ettik? 2. Peki x yerine 1 yazarsam buradan ne elde edeceğim? Onu da yerine yazacağız ya. Burada bulalım hazır. 10. Burada 5'in karesinden dolayı 25 eksi 10 bölü 25 ifadesini 5 ile de sadeleştirirsek eksi 2 bölü 5'i elde etmiş olduk. Arkasından da 7 kere 5 35. 2 çıkartırsak da bunun eğim değeri artık karşımıza 33 bölü 5 olarak çıkacaktır diye söyleyebiliriz. Yani birazcık sanki zorladı gibi geldi soru bize ama birazcık zorladı ya. Çok fazla bir sıkıntı yaratmadı. Şurada keşke şurada bulabilseydik. Eğer ki burada bulabilseydik çok rahat olacaktı aslında ama burada o g'nin türevinde x'i çıkartamadık bir türlü. Çıkartamayınca da mecburen ne yaptı? Kaldı artık orası. Yani burada yapman gereken şey bir şekilde g fonksiyonunu çekip g'nin türevini almak oldu bizim için. Anlaştık mı? Bence gel bu soruyu şöyle bir durdur tekrardan. De ki ben bu soruyu bir daha bir kendim çözeyim de soruyu tekrardan bir kendin çöz bakalım. Dedik geldik, bir adet dikkat sorusu var karşımızda. Fx eşittir x kare eksi 4x artı 5 fonksiyonuna 2'ye 0 noktasından çizilen pozitif eğimli t doğrusunun y eksenini kestiği noktanın koordinatları toplamı kaçtır diye soruyor. Bir fonksiyon var. 2'ye 0 noktasından çizilen pozitif eğimli bir teğet doğrusu var. Ve bu doğrunun y eksenini kestiği noktayı bulmamızı ve bu noktanın koordinatları toplamını bulmamızı istiyor şu anda bizim. Şimdi soru neden dikkat sorusu? Biz sanki bu tiplemede bir soru yaptık. Bak istersen o soruyu ben tekrardan bir senin karşına getireyim. O iki soru arasındaki farkı bir görmeye çalışalım. Burada mıydı? Aynen. Bak. Yine aynı. Bakın fonksiyonu verdi. Üzerindeki 1'e 7 noktasından. Bak burada üzerindeki 1'e 7 noktası demiyor. Ha demeyebilir. Üzerinde diye burada kullanmak zorunda değil. Şöyle de diyebilirdi. Eğrisini 1'e 7 noktasından diyebilirdi. Niye? Ha burada diyemez. Şu m'yi vererek söylemesi gerekirdi onda. 1'e 7 noktasını atıyorum burada, bakın m ifadesinin değeri eğer ki 3 ise şöyle olsaydı. Üzerindeki demesine gerek yoktu. Niye? Çünkü 1'e 7 zaten bunun üzerindeydi. Ama buradaki 2'ye 0 noktasını bakın kontrol ettiğiniz zaman, x yerine 2 yazdığınız zaman fonksiyon değeri 0 olmuyor. Yani demek ki sizin verdiği bu nokta fonksiyonun üzerinde değil. Üzerinde olan bir nokta değil. Demek ki dışarıda bir nokta var. Yani bizim elimizde ahanda böyle bir fonksiyon var. Bir parabol olduğu için. Bir de 2'ye 0 noktası var. Şimdi burada olabilir, burada olabilir, burada. Ben temsil olarak şurada bir yerde çizeceğim. Ama dediğim gibi burada da olabilirdi, burada da olabilirdi. Hatta şuradan bakın tepe noktasına bakarsanız tepe noktasının apsisine burada 2. E o zaman neymiş? Tam ortasındaymış aslında böyle. Şimdi bir bu teğet var, bir bu teğet var. Bize diyor ki pozitif eğimli teğet. Yani şu olacak pozitif eğim. Çünkü yaptığı dar açıya baktığınız zaman buradan ne? 0-90 aralığında tanjant değeri pozitif olacağı için bizden bu teğeti istiyor. Biz ikisini de bulalım. Problem değil. Şimdi burası bizim 2'ye 0 noktamız. Burası 2'ye 0 noktası. Bu kestiği noktayı ise ben bilmiyorum. Noktaya ne diyelim? Apsisi A ise yerine yazdığınız zaman ordinat değeri de A kare eksi 4A artı 5 olacaktır.
Peki ben iki tane noktayı biliyor muyum? Biliyorum. Bakın şuradaki çizdiğim teğet üzerinde iki tane nokta var. Analitik geometriden bunu hatırlaman lazım. İki noktası biliniyorsa eğer ki bunun eğimini nasıl buluruz biz? O zaman yapman gereken bu nokta şu olacaktır. Y1 eksi Y0 bölüm arkasından da x1 eksi x0 yaptığın zaman bu sana eğim değerini verir. Bak bunu biliyor olman lazım. İki noktası bilinen doğru denkleminden aslında geliyor zaten. Neydi? Y eksi Y0 eğim çarpı x eksi x0 diye onu aşağıya aldığın gibi düşünebilirsin sadece. Peki o zaman buradan çizdiğim teğetin eğimi ne olur? Y'ler farkı bölü x'ler farkı. Y'ler farkına baktığımız zaman a kare eksi 4a artı 5'ten 0 çıkartacağım. Yani a kare eksi 4a artı 5 bölüm. Arkasından da x'leri çıkartacağım. A eksi 2. Bu bizim neyimizdir? Bu bizim çizdiğimiz teğetin eğimidir. Peki çizdiğimiz teğetin eğimini başka nasıl buluyorduk? Biz türev yardımıyla türevini alır. O çizdiği noktanın absisini yerine yazarsan o da sana eğimi verirdi. O zaman geliyorum öncelikle f'in türevinde x'i alıyorum. Şurada hemen altına alacağım onu da. F'in türevinde x ifadesi buradan 2x eksi 4 yaptım. Yerine a'yı yazarsam eğer ki ben bakın a noktasından bir teğet doğrusu çizdiğim için yerine a'yı yazarsam eğim değerini verecektir. A'yı yazdığımız zaman 2a eksi 4 yaptı. Herhalde anlaştık değil mi? Problemimiz kalmadı bizim burada. Bu eğimle bu eğim birbirine eşit. Peki attım a eksi 2'yi karşıya. A kare eksi 4a artı 5 ifadesi. Peki a eksi 2 bunun yanında olur ve çarpılırsa ne olacak bir bakalım. 2 tane a kare eşittir 2 tane a kare. Şunu şöyle çizelim de karşıya attığımız gözüksün. 2 tane a kare eksi 4a eksi 4a eksi 8 tane a yaptı. Eksi 4 eksi 2'nin çarpımından da artı 8. Hepsini sağa topluyorum. A kare eksi a kare diye geldi. Burada a kare oluştu. Eksi 4a artı 4a diye geldi. Eksi 4a kaldı. 5 a, eksi 5 diye gitti. Burada da 3 kaldı. Ve ifade 0 eşit. Bu noktadan sonra ifademizi çarpanlarına ayıracak olursak eğer ki ifade çarpanlarına a eksi 1'e a eksi 3 diye ayrılacak eşittir 0. Buradan a değeri 1'dir veya a değeri 3'tür. Bize diyor ki pozitif eğimli. Şu an görüntüden anlayabilirsin. A'nın 1 değerini mi almam gerekir? 3 değerini. Bakın 2 noktasındayız. Biri burada, biri burada. Ben bu eğriye bakacağım. Bu teğet doğrusuna bakacağımı söylemiştim sadece. 2'nin sağındaysa 3. Veya şekil olarak da biz şu tepe noktasını burada gördüğümüzden dolayı hemen altında olması gerektiğini gördüğümüzden dolayı bu kadar rahat karar verebiliyoruz. Veremeyebilirdin. Bizim eğim değerimiz aslında neydi? Eğim değerimiz 2a eksi 4'tü. Peki a yerine 1 yazarsan eğim negatif. A yerine 3 yazarsan eğim pozitif olacaktır. O da pozitif eğimli diyor bize. Dolayısıyla biz a'yı 3 almamız gerekecektir. A'yı 3 aldığımız zaman bizim eğim değerimiz de gelecektir peki. A'yı 3 aldığımız zaman eğim değerinde buradan 2 geldim. Peki şimdi bir duralım. Bakalım ne yaptık ne ettik. Şöyle onları bir söyleyelim tekrardan. Sonra sorumuza devam ederiz. Çünkü şu an hızlı gitmenin bir anlamı yok bizim için. Bir fonksiyon vardı. Fonksiyonun grafiğini çizdim. Temsili bir grafik çizdim. Öyle koordinat düzlemine falan oturtmaya hiçbir şekilde çalışmadım. 2'ye 0 noktasından çizilen diyordu. Bizim için bak şurada yaptığımız hareket tekrardan söylüyorum. Bunu görmek zorunda değilsin. Böyle olmak zorunda da değil. Bunun tepe noktasının tam absis değeri 2 olduğundan dolayı tam bunun altına düşecek. Tepe noktasının altına düşecek diye düşündük. Ama dediğim gibi 3'e 0, 4'e 0 noktaları da verebilirdi. Şu an bizim derdimiz o değil kesinlikle. Çizilen teğetler dedi. Buralardan biz 2 tane teğet çizdik. Pozitif eğimli dedi. Baktığın zaman atıyorum şurada senin elinde bir x ekseni olsaydı. X ekseniyle yaptığı pozitif yönlü açı bunun bu, bunun bu. Dar açı olduğu zaman pozitif olurdu. O zaman dar açı bunda var. Demek ki bu doğru lazım bize. Bu doğruyu kullanmam gerekir diye düşündüm. Arkasından dedim ki fonksiyon grafiği üzerinde o teğet geçeceği noktanın koordinatlarını belirleyeyim. Dedim ki absisi A olsun. Salladım onu. Ordinat yerine yazdığında bulacağın değerdir zaten. Onu da buldum. İki tane nokta biliniyordu. İki tane nokta biliniyorsa eğer ki sen eğim bulmak için y'ler farkını x'ler farkına bölmek zorundasın. Analitik geometri bilgisi kullandık biraz burada. Oradan eğim bulduk. Bir eğim bulma yöntemi daha vardı bizim için. O şu an konumuz olan ifade zaten türev. Gittik fonksiyonun türevini aldık. 2x eksi 4 oldu. A noktasından çizilen teğet olduğu için de geldim onu yerine yazdım. İki tane eğim birbirine eşit olma. Sonuçta aynı doğru üzerinden konuşuyoruz biz. Ve buradan da A'yı 1 ve 3 bulduk. A'nın 3 değerini aldık. 3'ü yerine yazdığınız zaman da eğim değeri 2 geldi. Buraya kadar geldik. Peki eğim değeri 2 benden ne istiyor? Bu doğrunun y ekseni kestiği noktanın ordinatları o zaman bana doğru denklemi lazım. Peki eğimini biliyorum. Ne lazım? Bir tane de nokta.
E bak 2'ye 0 noktası değil mi zaten bir tane noktası da? Bir nokta biliyorum. Eğim biliyorum. Hadi gel doğru denklemini yazalım. Y eksi y 0 yani 0 eşittir. Eğim çarpı x eksi x 0. X eksi 2. E, y eksi 0 zaten gitti. 2x eksi 4 ifadesini elde ettik. Peki ben y ekseni kestiği noktayı bulmak için ne yaparım? X yerine 0 yazarım. X yerine 0 yazarsam y değeri de buradan ne gelecektir? Eksi 4. Ve soruyu da böylelikle ne yapmış olduk artık? Biz bitirmiş olduk. Demek ki y ekseni kestiği noktanın apsis değeri 0, ordinat değeri 4. E bizden bu noktanın koordinatları toplamını bulmamı istiyordu. Herhalde 0 ile eksi 4'ü toplayabilirim diye düşünüyorum. Toplamları da ne gelecektir? Eksi 4 gelecektir. Bak çok önemli, çok güzel, çok tatlı, çok hoş, çok çekici, çok dikkat edilmesi gereken sorulardan bir tanesi idi bizim için. Peki. Geldik bir adet grafik sorumuz var. Bakın ÖSYM yine bu tipteki soruları fazlasıyla seviyor. Bu tipteki sorulara aşina ol, alışkın ol. Bak şurası çok önemli. Görüyor musun? Teğet geçtiği anda şu nokta çok önemli bizim için. Yanda fx fonksiyonu ve x eşittir 2, x eşittir eksi 2 aha bu noktasındaki teğetinin grafiği verilmiştir. Peki teşekkür ederiz. Aha da bu da verilmiş. Olduğuna göre h'ın türevinde eksi 4. Türev al diyor. Türev. Bak h'ın türevi dedim. O zaman hemen h'ın türevini alalım. H'ın türevinde 3x eksi 1 ifadesi eşittir diye devam edersen eğer ki bu soruyu zaten kesinlikle şu an ne yaptın yanlış çözdün. Neden? Çünkü biz bileşke fonksiyonun türevi ve zinciri kuralını anlatırken dedik ki içinin türevini sakın ola ki unutma. Yani ne yapman lazım? İçinin türevini eklemen lazım. Burada ise çarpım türevi var zaten. Birincinin türevi 1. Fonksiyonu aynen yazıyorum. Fx eksi 1 artı birincinin kendisi, ikincinin de türevi. İçinin türevini alıyorum tabii ki de yine ama x eksi 1'in türevi 1 zaten. X'ten dolayı 1 geliyor. Yazmıyorum onu. Direkt geçeceğim. F'in türevinde x eksi 1. Soru bizden h'ın türevinde eksi 4'ü bulmamı istiyordu. O zaman x gördüğüm yere benim ne yazmam gerekir? Eksi 1. X gördüğüm yere eksi 1 yazıyorum. X gördüğüm yere eksi 1 yazıyorum. X gördüğüm yere eksi 1 yazıyorum. 3 tane h'ın türevinde eksi 4 ifadesi. F eksi 2 eksi eksi bak şu x'in yerine yazdım x'ten geliyor. Eksi f'in türevinde eksi 2. Geldik şimdi artık ne yapacağız? Şu f eksi 2'yi bulacağım. Şuna karşılık gelen noktayı eğer ki ben çıkartabilirsem bu noktayı bulursam bu tamam oldu. F'in türevinde eksi 2 şu eksi 2 noktasından çizilen bir de teğetin eğimini bulacağım. Ha bu kolay. Pozitif yönlü açının tanjantı lazım bize. Ama dik üçgen bakın dikkat ederseniz burada kalmıştı. Dolayısıyla ben bu açının tanjantını bulayım ama eksilisini alayım. O zaman tanjant alfa ifadesi karşı 4 bölü komşu 2. Ama ben farkındaysanız bakın şu an bu açının tanjantını hesaplıyorum. Bana alfa lazım olduğu için eksilersem eğer ki tanjant alfa ifadesi yani eğim değeri buradan eksi 2 oldu. Ben gelir bunun yerine istersen ne yazabilirim? Eksi 2 yazabilirim. Bir de ne lazım bize? Aha da şu uzunluk lazım. Peki dikkat ederseniz şurası 2 birim. Bak şu uzunlukta bahsediyorum. Burası da 2 birim. Yani buradaki parça o zaman bizim için büyük üçgeni düşündüğümüz zaman tam bir orta tabandır. Burası 4 ise burası 8'dir. Yani buradaki ordinat değeri de bizim için ne olacaktır? Y değeri de 8 olacaktır. Burayı da biz 8 olarak bulduk. 3 tane h'ın türevinde eksi 4 ifadesi. 8 eksi eksi 2. Bak sakın buraya 6 yazma. Buraya kadar soruyu getirip 8 eksi 2'den 6'yı yazarsan çok üzülürsün. Ben de üzülürüm. O zaman h'ın türevinde eksi 4 ifadesinin değeri de 10 bölü 3'e eşit olacaktır diye söyleyebiliriz. Bak ÖSYM bakın çıkmış sorulara bakın. Şöyle bir göz gezdirin çıkmış sorulara. Bu tiplemedeki soruları çok fazla sizin karşınıza getiriyor. O çıkmış soruları da kontrol ederseniz ne demek istediğimi anlarsınız. Peki geldik dersin başında gösterdiğimiz o ÖSYM tarzı soruya ve bir de bu soruyu çözmemiz için hem bu dersimizde öğrendiğimiz hem de normal olarak bilmen gereken bilgilerimize. Şimdi diyor ki fx serisinin x eşittir x0 noktasından çizilen teğetin eğimi türevdir diyor. Denklemi ise teğet denklemi ise y eksi y0 ha burada m'ydi sanki. M dediği zaten ne? F'in türevinde x0 demek değil mi zaten? Y eksi y0 eşittir eğim çarpı x eksi 0 ile de denklemi bulursun bize diyor. Peki. Diyor ki y eşittir ax kare artı bx eğrisinin üzerindeki 1'e 1. Ha bak üzerinde dediği anda hemen aklına ne gelmen lazım senin? X yerine 1 yazınca y de 1 oluyor. Geç. Çizilen teğet doğrusu y eksenini 0'a eksi 3 noktasından kesmektedir.
Buna göre A çarpı B değeri nedir diye sormuş bizlere. Şimdi 1'i 1 noktasından çizilen teğet. Bir şunu yapalım. X'ene ben bir 1 yazayım. X'ene 1 yazarsam buradan ne elde edeceğim? A artı B ifadesinin değeri de neye eşittir? 1'e eşittir. Bunu bulduk. Peki. 0'a eksi 3 noktasında kesmektedir diyor bize. Peki burada ne kullanabiliriz acaba biz? Bu teğetin bir noktasını biliyorum. Bir noktasını daha biliyorum. Lan eğim bulabilirim. İki noktası bilinen doğrunun eğimini bulabilirim. Neydi? Hatırlıyorsan daha demin yaptık. Y1 eksi Y2. Hatta Y1 eksi Y0 fark etmez. X1 eksi X2. Bu eğimi veriyordu zaten. Peki bizim X0 değerimiz burada. X0 mı diyelim, X1 diyelim ya. Onu öyle dedik. Y1 değerimiz burada. Arkasından X2 değerimiz burada. Y2 değerimiz burada. Y1'den Y2 çıkart diyor. 1'den eksi 3 çıkartırsam 4. 4 bölü. 1'den 0 çıkartırsam 1. Demek ki bu doğrunun eğimi 4'müş. Tam eğimi de 4 olarak bulduk da bu ne işime yarayacak benim? Türev bir fonksiyona üzerindeki bir noktadan çizilen teğetin eğimi türev demekti bizim için. Maviyle yazmayalım, siyahla yazalım yine. O zaman gelelim y'nin türevini alalım. 2ax artı b ifadesi yaptım. X gördüğümüz yere 1 yazdığımız zaman da ne elde edeceğiz artık biz burada? X'ine 1 yazarsam 2a artı b ifadesinin değeri de eğim değeri olan 4'e eşit olacaktır. Bitti mi? Vallahi bitti soru. Bak pıt pıt 2 tane denklem, 2 tane de bilinmeyenimiz var. Hadi gel çözelim bakalım. 2a artı b ifadesi 4'e eşitti. A artı b ifadesi de 1'e eşitti. Üstteki denklemden alttaki denklemi çıkarırsam b'ler patates. 2a'dan a çıktım. 3a. 2a'dan a çıkınca hiç 3a kalır mı? A kalır direkt. 4'ten 1 çıktı 3. A'yı 3 olarak bulduk. A ile b'nin toplamı da 1'di. A ifadesi 3 ise o zaman b'nin değeri de buradan ne gelecektir artık? Eksi 2. Soru bizden a ile b'yi çarp diyordum. A çarpı b 3 ile eksi 2'nin çarpımından dolayı eksi 6'ya eşit olacaktır diye söyledik diyoruz artık. Bak ÖSYM bu tiplemedeki sorularla bizim karşımıza çok fazla geldi. Bu kalıptaki soruları iyi bil. Hem analitik geometri kullanmanı istiyor senin soruda, hem de türev bilgisi kullanmanı istiyordu. Geldik bir önceki dersimizin ödüllü sorusuna. A'nda bu şekilde tanımlanan fx fonksiyonu her x gerçel sayısı için türevlenebilirse n değeri nedir? Hemen ne diyeceğiz biz? 1. Limite baksak yeterli. Normalde süreklilik de bakılır ama eşitlik kritik noktalardan birine dahil olduğundan, parçalardan birine dahil bakmama gerek yok. Peki gel bakalım hadi. Sol limitle başlayalım. X yerine 3 yazdığımız zaman 3m eksi 2 ne ifadesi? X yerine 3 yazdığınız zaman 9 eksi 6m'ye eşitlenmiş oldum. Peki 6m'yi sol tarafa çektim. 9 tane m ifadesi eksi 2 tane n ifadesinin değeri neye eşitlendi buradan artık? 9'a eşitlendim. Bu bilgiyi çektik. Bakın bu bilgi artık elimizde var bizim. Limit bize bu bilgiyi verdi. Arkasından bir de neye ihtiyacım var benim? Sağ sol türevin de birbirine eşit olması gerekiyor. O zaman gelelim şu parçaların türevlerini alalım. Buradan m'ye geldi. Buradan türevini aldığımız zaman ne gelecek peki? 2 tane x eksi 2 tane m. Peki x'ine 3 yazdığımız zaman bakın x'ine ben gelir burada eğer ki 3 değerini yazarsam ikinci olarak türev kontrolü yapıyoruz şu anda. Sol türev değeri m zaten. Sağ türev değeri x'ine 3 yazdığımız zaman 6 eksi 2 m yapacak. Karşıya attığımız zaman 3 tane m ifadesinin değeri 6'ya m'nin değeri buradan 2'ye eşit geldi. M'yi bulduk, m 2. Peki yerine yazarsam 18 eksi 2 n ifadesinin değeri 9. 9'u çektik bu tarafa. Bununla bu tarafa attık. 2 tane n ifadesi 9'a. Yani n ifadesinin değeri de 9 bölü 2'ye eşitlenmiş oldu. M de tamam. N de tamam. Soru bizden m ile n'nin çarpımını istemiyormuş zaten. N değeri kaçtır diye soruyormuş. Buradan da n'nin değeri 9 bölü 2 olarak bizim karşımıza çıkacaktır diye söyledik. Dedik soruyu doğru yapan arkadaşlarımıza tabii ki ne yapıyoruz? Tebrik etmeyi unutmuyoruz dedik. Ve geldik bugünün ödüllü sorusuna. A'nda bu fonksiyona unutma. Üzerindeki, bak üzerindeki x eşittir 1 ve x eşittir 2 noktalarından üzerindekini unutma. M istiyor mu ya? Ha istiyormuş. Dikkat etmen lazım mı acaba bilmiyorum şu an bakalım. Çizilen teğetler birbirlerine dik olduğuna göre M sayısının alabileceği değerler toplamı kaçtır diye sormuş bizlere. Peki. Hadi bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Kendinize çok 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 iyi bakın. Hoşça kalın. Esen kalın.